İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'le barışmasının üzerinde dumanlar tüterken başka bir aile krizi magazin gündeminin ortasına bomba gibi düştü. Bu kez sonradan ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak açıklamalarıyla ortalığı karıştırırken imparatorun cevabı da elbette sert oldu. İbrahim Tatlıses'in canlı yayında elinin ayağının titremesine neden olan bir ayrıntı ise Dilan Çıtak'la belirginleşen krizin arkasındaki ismi yeniden gündeme getirdi. O isim şarkıcı Işıl Çıtak'tı. Yani İbrahim Tatlıses'in eski eşi Dilan Çıtak'ın da annesi. İbrahim Tatlıses tam olarak "Beni bu kadınla muhatap etmeyin. Elim ayağım titriyor." dedi. Ne küs oğluna, ne de Dilan Çıtak'a, ne de diğer eski eşlerine bu kadar ağır yüklenmemişti. Peki Işıl Çıtak, İbrahim Tatlıses'in sinirlerini neden bu kadar gerdi? Hemen anlatalım. Dilan Çıtak sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşen bir paylaşımda bulunmuştu. Hatta çok geçmeden de paylaşımı kaldırarak kafaların bir hayli karışmasına neden oldu. Yaptığı paylaşımda babası İbrahim Tatlıses'i kastederek bir süredir mobbing ve psikolojik şiddet gördüğünü bile açıkladı. İbrahim Tatlıses'in babam olduğunu öğrendikten sonra beni seven kadar sevmeyen de oldu. Bir sürü insan iş anlaşmamı feshetti. Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak'sa tüm bu atışmaların ardından canlı yayında yıllar sonra ilk kez konuşarak topa girdi. Çocuğumun psikolojisi yerle bir. Karşımda kim olursa olsun buna izin vermem. Bakıyorum çocuğuma aşırı derecede bir saldırı, yalan yanlış bir takım sözler, kelimeler. Bakıyorum çocuğumun psikolojisi yerle bir. Ben buna izin vermem karşımdaki kim olursa olsun. Dükkan satın aldı, o dükkanı aldı, bu dükkanı aldı. Böyle bir yalanı insan niye söyler elinde belge olmadan? Evet. Ama İbrahim Bey de yalan söylüyor. İbrahim Tatlıses de yayına mesaj yollayarak benim soyadımı kullanmasın diyerek fitil iyice ateşledi. Sinirlerine hakim olamayan Tatlıses, parmaklarım titriyor, elim ayağım titriyor. Bu kadınla beni muhatap etmeyin diye bağırarak programdan ayrıldı. Bu sert çıkışın arkasındaysa hesabı kapanmamış bir ayrılık hikayesi var. İkili 2011 yılında evlendi. Yani İbrahim Tatlıses'in saldırıya uğramasından sonra. Düğün çok ses getirmiş ve Tatlıses'in hayatında yeni bir sayfa olarak görülmüştü. Ancak zamanla çiftin arasındaki evliliğin temelleri sarsılmaya başladı. Krizlerin temelinde Tatlıses'in yoğun iş hayatı ve sosyal çevresi olduğu iddialar arasındaydı. Işıl Çıtak'ın Tatlıses'in hayatındaki diğer kadın figürlerinden rahatsız olduğu, bu durumun evliliklerinde gerginliğe yol açtığı en belirgin sebepti. Ancak ihanet hiçbir zaman ortaya çıkmadı ve sonunda çift boşanma kararı aldı. Bu ayrılık magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. İbrahim Tatlıses ayrılığı hiçbir zaman içine sindiremedi. Çünkü kızını reddetti ve soyadını vermedi. Boşandıktan sonra yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları çiftin araları ne kadar bozulduğunu gözler önüne serdi. Dilan Çıtak'ın babasına yönelik açıklamalarıyla gerilim zirveye tırmandı.